ne oluyor yani? Nedir yani bu ne oluyor ki? Ya kardeşim siz bizi niye bağlıyorsunuz ya? Efendim ben gerçekten eli bağlı yiyeceğim. Ben kurbağalarımı çok iyi yiyeceğim de. Şimdi elim bağlı olduğu zaman hiç yiyemem. Kesseniz yiyelim efendim. Şükrü. Şükrü susmazsan ben seni boğacım ha. Ama efendim siz Karadeniz çocuğusunuz. İzleyebilirsiniz. Her türlü izleyebilirsiniz ama ben öyle değilim. Ortağın çocuğum ben ya. Şükrü. Sus. Kesin lan. Artık burada ben konuşacağım. Siz sadece cevaplayacaksınız. Birinci soru. Söyleyin bakalım beyler. Okul hayatınızda matematiğiniz ne durumdaydı? Peki benim. Ben bankacıyım. Benim iyiydi. Yani demek ki iyiydi. O zaman doğru yoldayız. Size şimdi bir havuz problemi soracağım. Çözeceksiniz. Bir musluk bir havuzu 9 saatte dolduruyor. 3 musluk aynı anda bir havuzu kaç saatte doldurur? Bakın burayı çok iyi dinleyin. 4 salak kaç saatte boğulur? İnanmıyorum ya. Böyle şakacı, hazır cevap mafyalar sadece filmlerde olur sanıyordum ben. Ne diyorsun ya? Şimdi şöyle, bir musluk bir havuzu 9 saatte dolduruyor. 3 musluk bir havuzu kaç saatte doldurur ve 4 salak kaç saatte boğulur? Şimdi 3 musluk oldu mu 3, 6, 9. 9 bölü 3. 9 da 3, 3 kere var. 3 kere, 3, 1, 2, 3 kalıyor. Yani 3 tane şey musluk bir havuzu 3 saatte boşaltıyor. Demek buldum. 4 salak 3 saatte boğuluyor. Sus salak Şükrü, sus. Şimdi ağzını yırtacağım, ben seni boğacağım buradan. Evet, yanlış bir şey yapmadım, gidiş yolun falan doğru. Şimdi bir musluk diyor, bir havuz 9 saatte diyor. 9 bölü 3. 9 da 3, 3 kere 3 kere 3, 9. Değil mi efendim? O zaman 3 tane musluk... Şükrü! Sus! Tıp. Hay Allah razı olsun. Biraz serin yedirsin. Acaba? Hayır ya. Yok artık saçmalama işte. Baksana yüzük eksikmiş yüzük. Ha. Oh, bu benim ısrak mı gelmedi ki? Neden acaba? Ne demek neden acaba? Lan mı senin? Evladım! Bırakın didişmeyi. Ben burada mahvolmuşum. Siz hala didişiyorsunuz. Yüzüğümü kaybettim. Ay inanmıyorum yani anişkocuğum. Alt tarafı bir yüzük kaybetmişsin. Bunun için mi ortalığı ayağa kaldırdın ya? Golyum bile yüzüğünü kaybettiğinde yemin ederim senin kadar ezilmemiştir. Efendime sen yüzüğün. Efendime sen yüzüğün nerede? Nerede yüzüğün kıymetli mi? Sen ne? Evladım, evladım. Bu sıradan bir yüzük değildi. Babacın evlenirken takmıştı. Aile yadigarıydı. Ona annesi vermiş. Ona da annesi vermiş. Hepten eski püskü bir yüzükten bahsediyoruz yani. Ay boş versene anişkocuğum. Benim çok iyi tanıdığım pırlantacılar var. Sen merak etme, bana güven, hallederiz. Ya anlamıyor musun Rüyam? Ya anlamıyor musun? Manevi değeri varmış işte. Anlamıyorum. Hayır, ben anlamıyorum efendim. Sakin. Kızlar, kızlar. Babacığınız bunu duyarsa çok üzülür. Ay nasıl yaptım? Ben bunu nasıl yaptım? Ay.
o arabaya yürü. Büyüyünce sonra o arabadan alacağım. Tamam mı oğlum? He? Alacağım, söz. Tamam, tamam. Ah aşkım benim, nihayet seninle ve çocuğumuzla mutlu yuvamızdayız. Rüyalarım gerçek oldu. Bugün nasılsın bakalım, daha iyi misin? Hadi ilaçlarımızı içelim. Al bakalım. Ama ilaçlarını içmen lazım. İçmezsen iyileşemezsin. Hadi içelim lütfen. Ama içince iyi olacaksın. Aferin. İyi olacaksın. Geçmişe bakarsan önünde açılan kapıları göremezsin. Artık geçmişi unut. Yaşadığın bütün acıların üstüne bir çizgi çek. Geleceğe bak. Thank you.
kardeşim. Öldürtecek misin kendini ya? Deli misin nesin? Dur dur. Öndeki arabayı takip edeceğiz. Güzel damak getiriyorsunuz. Evet Alev Hanım. Lütfen bana alev de. Oldu o zaman. Benim zaten işe gitmem gerekiyor. Biraz geç kaldım. Buyurun. Oy 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 oy. Alev. Kaç bakalım kaç. Nereye kadar kaçacaksın ki? Sonunda bir gün pes edeceksin. İşte o zaman benim olacaksın. Güzel. Sağ müthiş haberlerim var. Flash haberim var sağ. Niye yapıyorsun Şükrü ya? Senin yüzünden yandım. Müthiş haberlerim var. Flash haberlerim var senin için. Öyle mi? Neymiş bu haberler? Neymiş be? Ha. Ay çok ilginç ya. Bir anda haberi unuttum valla. Aklımdan uçtu gitti. Bende hafıza kaybı hastalığı vardı efendim. Yani hafıza kartı yandı bende biliyor musun? Anladım Şükrü anladım. Belki bu senin hafızanı yerine getirir ha. Vallahi bir modern tıpta bir sizde çareler tükenmez. Yalnız benim hastalığı ileri boyutlarda benim. Biraz daha ilaç rica edebilir miyim? Sülük gibisin Şükrü. Kanımı emdin, doymadın. Al, neymiş bu haber? Efendim, Kemal Bey telefonda konuşurken duydum. Dedi ki bu damadı iyi ki dedi şirkete aldım dedi. Çok memnunum dedi. Daha çok güzel şeyler söyledi. Vallahi mı? Benim için mi söyledi? Tabii senin için söyleyecek ya. O nankör, Nurhan için mi söyleyecek Allah aşkına ya? Bırak. Dur abla. Ne alakası var ya ilahi Şükrü çok şakacıdır ha. Ya, çok şakacı. Niye sen buluyorsun bunları? Anneciğim. Bak ne olur merak etme ya. Biz babama söylemeyiz kaybolduğunu. Tabii ki anniş kocuğum yani eğer biz söylemezsek nereden bilecek bu buçukon kaybolduğunu? Ne kayboldu Sefil? Ay, ay Kemal'im ödümü patlattın. Ay öyle sensiz sessiz gelinir mi canım? Ne kayboldu Sefil? Şey kayboldu. Ne? Şeyi kaybettim. Neyi? Şeyi. Annem akşam bale gösterisi için iki tane bilet almıştı onları kaybetmiş babacığım. He.
Tavşan bale gösterisi. Boş ver canım, üzülecek bir şey yok. İyi olmuş kayboldu. Bir dakika, bir dakika ya. Bale gösterisi biletim kayboldu. Bundan niye benim haberim yok? Ben yüzük kayboldu zannediyorum. Yüzük mü? Ne yüzüğü? Ne yüzüğü? Ben sana soraydım. Sen de bana mı soraysın sen? Şey, yüzük derken Riyan, Yüzüklerin Efendisi'nin bale gösterisiymiş. Onu diyordu yüzük derken, değil mi? Değil mi Riyan? Onu diyordum. Öyle mi? Öyle mi diyorum? Evet, öyle diyorsun. Ya sen ne söylediğini bilmiyorsun. Gel hayatım, ben sana anlatacağım. Gel hayatım, kalk bir de anlatsın bakalım. Yüzüklerin Efendisi'nin bale gösterisinde film var ya. Evet. Hani Gollum var. Evet. Evet. Ha, tamam işte, sen çok seversin onu. Ondan sonra gelsene. Ya boş ver Serpil, üzülme ya. İyi olmuş kaybolduğu ya. Ne işimiz var bizim balede ya? Da verilmiş sadakamız varmış ya. Peki sen bilirsin. Nuran ne tadır ya? Nuran! 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 Nuran evladım, neredesin? Geldim babacığım, geldim. Lan neredesin ya? Sabahtan beri seni arayırım ya. Mahmut Kemal'le oynuyordum. Sesinizi duyunca hemen hazırlanarak geldim baba. Ya iyi yaptın, iyi yaptın. Esat gel sen de gel otur. Gel otur. Ya sabah kalktım abi, dosyayı aldım elime. Aferin, aferin. Gerçekten çok iyi bir çalışma. Yani evladım, böyle olursa bu işler benim gözüm arkada kalmayacak sayende yani. Teveccühünüz babacığım, çok teşekkür ederim. Anlamadım. Hayır, beni takdir ediyorsunuz ya, o yüzden ben de teşekkür ediyorum diyorum o anlamda. Ben o lafları sana söylemedim, Nurhan'a söyledim. Nurhan'a mı? Evet. Erikiniz bu sene acayip güzel oldu. Şu hayvanın da aşısını yaptırsaydık o da güzel olacaktı ama yani. Ha bu uşağı niye severim biliyor musun sen? Aynı benim gibi bak, nasıl çalışkan. Yememiş, içmemiş, oturmuş, araştırmış. İdiğine, didiğine incelemiş, ortaya çıkartmış, gördün mü bak? Yaptığı hesaplarla alım satımı %20 kârlı hale getirmiş. Ne demek babacığım, yani bu benim görevim. Aferin, aferin. Babacığım ben de bu emlak ofisinin arsa ihalesine katılmak için başvurdum. İhaleye katılmak için başlıyordu zaten. Evet babacığım, ihale de bugün yapılacak. Bugün giriyor, bugün ihaleye giriyor zaten. Neymiş bu ihale meselesi? Babacığım bu şey, 3. havaalanına çok yakın bir arsa. Çok yakın, değil mi, değil mi? İnanın değeri çok kısa sürede 3'e katlayacak, altın değerinde olacak. Çok değerli olacak. Bakarım işe hemen kaptın Sarp. Teşekkür ederim babacığım. Kaptı. Hey, ihaleye girin bakalım. Yalnız sonuçtan beni de haberdar edin ha. Tabii babacığım. Tabii babası. Laşkı, niye papağa gibi her söyleneni tekrar ediyorsun? Kalk, benim gazetelerimi getir, haydi. Haydi. Hadi evladım, hadi. Siz de işinize gücünüze bakın, haydi. Peki babacığım. İyi günler babacığım. Haydi, iyi günler. Bu arsayı bulan bendim. Hatta bu arsanın ihalesine mutlaka girmemiz gereken diyen de bendim. Hatta sen itiraz ettin. Hayır, şimdi sen neden bu arsayı kendin bulmuş gibi bahsediyorsun onu anlamıyorum. Evet, evet bahsettim. Ama bir sor, niye bahsettim? Niye bahsettin acaba? Çünkü bu şirketin CEO'su benim Nurhan. Yavaş. Unutma ki o CEO'luğu da altın tepside sana sunan benim. Allah Allah. Ya kulağımda bir zonklama var Nurhan. Duyamıyorum seni. Ne dedim? Sen var ya sen. İşine gelmediği zaman duymazsın tabii. Hadi, hadi. Görüyorsunuz değil mi kızlar? Ne zaman babacığınızdan bir şey saklamaya kalksam ilk öğrenen o oluyor. Allah'tan biricik lafı çevirdi de bir şey anlamadı baba. Ama yani hani ben de iyi idare ettim anneş kocam. Ya
Sabine demezsin. Ne? Anneciğim, yalnız çok dikkatli olman lazım. Yani babam elini görmesin, yoksa parmağında yüzük olmadığını hemen fark eder. Eldiven mi giysem acaba? Aa, sıcakta mı? Doğru söylüyorsun, bu havada eldiven giyilmez. Merhaba efendim. Merhaba Şükrü lan. Ha, bu gazetedeki haberi gördün mü? Görmedim ben, nedir? Diyor ki yüzük parmağı işaret parmağından uzun olanlar daha zekiymişler. Bakayım sen ne diyor? Ben efendim yüzük parmağı işaret parmağından bir hayli uzun. Allah Allah. Hı? Niye öyle oldu? Yalan haber mi acaba bu? Niye yani, niye böyle konuşuyorsunuz? Gerçekten alınıyorum efendim. Ben salak mıyım? Aptal mıyım ben ya? Efendim babam olsaydı beni, bugün gerçekten bir astronot olurum. Şu anda Mars'tan size el sallıyor olabilirdim yani. El sallay. Tamam alınma lan, şaka yaptım ya, şaka ya. Pardon, ciddi. De mutfağa gideyim. Hadi bakalım. Gelmiyoruz. Ne olmuş orada ya? Araba arıza mı yapmış ne? Bırak şimdi Nurhan arabayı ya. İşimiz gücümüz var Allah aşkına. Ne demek bırak ya? Olur mu öyle şey? Belki adamcağızın yardıma ihtiyacı vardır ya. Bu bizim insanlık görevimiz. Ya bir şey de insanlık görevimiz olmasın Nurhan Allah aşkına ya. Bir şey de insanlık görevimiz olmasın ya. Ya Sarp, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ya? Bak oğlum, madem bu dünyaya insan olarak geldik, İnsanlık görevlerini de yapacaksın. Yok öyle bir şey, tamam mı? Dur bakalım şuna ne yapıyor. Belli bir iş almış. Olmuş. Ya yok artık sen, ne yapıyorsun sen, niye durmadın? Araba sürüyorum Nurhan, ne yapayım, görmüyor musun? Allah Allah. Ya ne diyorsun sen kardeşim, görmüyor musun ya? Adamcağızın yardıma ihtiyacı vardı, el ediyordu. Ya biz yol yardım ekibi miyiz Nurhan ya? Her el edene duracak mıyız? İşimiz var, gücümüz var Allah aşkına ya. Ya durdur şu arabayı, dön geriye ya. En azından bakalım adamın sıkıntısı neymiş. Allah aşkına dur ya. Of. Of Nurhan, of. Of, of Allah aşkına ya. Seninle zaten yola çıkan da kafam. Hadi yürü. Ya hayrola beyefendi, geçmiş olsun, sıkıntı nedir? Beyefendi durduğunuz için çok teşekkür ederim. Lastiğim patlamış. Ha, beyefendinin problemini öğrendik. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hadi yolcu yolunda gerek. Ya bir dakika, bir dakika ya, Allah Allah. Bu ne acele ya, anlamadım ki. Ya beyefendi stepne yok mu? Maalesef stepne lastiğim yok. Ah bak gördün mü, stepnesi yokmuş. Olsaydı değiştirmesine yardımcı olabilirdik. Hadi gidelim hadi. Ya bir dursana Allah aşkına ya, Allah Allah. Belki başka bir çözüm yolu vardır. Aslında var. Arabalarımız aynı model. Sizin stepne lastiğinizi bana dünç verir misiniz? Ya hakikaten vallahi doğru, şansa bak ya. Ya sen şu stepneni versene. Şaka yapıyorsun herhalde. Yo çok ciddiyim. Ben stepnemi falan veremem arkadaş. Arasın telefonla, yardım çağırsın ya. Aradım. Maalesef 2 saatten önce gelemiyorlar. Yetişmem gereken çok önemli bir toplantı var. Ya Sarp beyefendinin işi acilmiş. Verelim şu stepneyi ya. Bana ne Nurhan? Vermem ben stepnemi. Kardeşim. Ben sana stepnemi vermem. Hakikaten inanamıyorum sana Nurhan ya. Ağzımdan girdin, burnumdan çıktın, ne yaptın? Ettin, verdirttin yani stepneyi. Sarpçığım, asıl insanlık görevini yerine getirdiğin için sana helal olsun. Adamcağızın ihtiyacı vardı ya. İhtiyacını görsün, stepneyi geri getirecek. Hakikaten sen tuhafsın ya Nurhan. Pollyanna mısın sen ya? Hala stepneyi getirir diyor ya. Sen o unut, o stepneyi unut. Üzerine bir bardak su iç. Ya Allah Allah Sarpçım, adamcağız geri getirecek. Niye getirmesin? Adresimizi aldı. Bu ne demek? Stepneyi geri getirecek demek. Sen buna inanıyorsun öyle mi? O adresi niye aldı biliyor musun? Aa, buraya yazıyorum. Stepneyi aldı ya. Bir hafta içerisinde adresimize gelir, o villayı soyar. Sarpçım bilmiyorum. Ben insanlığımı yaptım. Ne demişler? İyilik yap denize at. Balık bilmezse halik bilir. Öyle mi?
Peki bu iyiliği niye benim stepleriyle yapıyorsun Nurhan? Kendi stepleriyle yapsaydın, Allah Allah, iyiliği yapan sen, stepleden olan ben. Oh, stepne, tamam kardeşim be, Allah Allah, taktığını, tamam stepleni geri getirmezse ben sana yeni bir steple alırım söz, yeter be. Allah Allah, o benim en sevdiğim stepleydi Nurhan, steple gibi stepleydi, steplenin dibiydi o ya. Hakikaten hastasın sen ya, yemin ediyorum hastasın ya. Olan ben oldum ya, inanamıyorum ya. Meryem, biliyor musun? Ben çok zekalıyım, biliyor musun? Çok zekiyim. Benim gibi bir adam dünyaya 100 yılda bir gelir. Aynen böyle gök taşı gibi, biliyor musun? Ay tamam Şükrü, tamam. Hadi beni lafa tutma ya. Sen filan mukavesini yapıyorum. Hadi canım. Kız bir baksana. Şu parmaklara bak. Şimdi yüksek parmağı, işaret parmağından yüksek olursa, daha uzun olursa çok zeki oluyorsun. Bak Allah aşkına kız, hiç görüyor musun? Bak daha yüksek de, daha uzun görüyor. Onun için ben çok zekiyim. Hadi canım, tabii tap. Kız bir deyin, lisenkine bağırın. Al Şükrü. Ay o ne kız, ay görüyor musun? Ha? Olacağı iş... Ben niye şaşırıyorum ki ya? Çok normal. Sen işaret parmağının, yüzük parmağında uzun olması çok normal. Çünkü abi sen şeysin ya. Ya Şükrü ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? Ya ne alakası var parmakla kafanın, zekanın ne işi var, ne alakası var? Öldüm akı. Bilim adamları senelerce çalışıp çabalıyorlar, biliyor musun? Laboratuvarlarda, şurada burada böyle deneyler falan yapıyorlar. Ondan sonra karar veriyor adamlar. He. Açık daha bir şey. Şükrücüğüm. Hadi canım bak, fazla konuşman gerekmiyorsa pilini başına harcama, kendini stand-by konumuna al. Anladın mı? Anlamadın tabii. Hadi canım. Zeka yok ya benim kadar. Kıvramıyor. O beyinde o kıvrımlar işleyemiyor tabii ki. Yani bak. Ne kadar uzun giyimin ki? Vallahi şimdiden biraz daha uzunsam daha mı zeki olur? Ben bu mengeneye koyup saçtım, çekip acayip uzarım. Sigara ya. Bu adamlar da ihaleye girecekler galiba. Yalnız benim gözüm bunları hiç tutmadı. Çok yamuk tipler bunlar ya. Merak etme Nurhan. O iş bende. Ben hallettim o işi, arsa bizim. Nasıl hallettin? Şşt. Yavaş ya, yavaş. Allah Allah. Ya bu ihale komisyonunun başkanı var ya. Babamın ahbabı çıktı. Ese dün telefonda konuştum. Merak etmeyin, arsa sizindir dedi. Nasıl yani? Ya ihale sırasında bana işaret vermek için öksürecek. Öksürmek fiyat arttırmak demek. Yok artık. Aynen öyle Nurhan. Arsa gerçek değerini bulana kadar öksürmeye devam edecek. O öksürdükçe ben fiyat arttıracağım. Sonunda arsa bizim olacak. Sen sana inanamıyorum yani. İhaleye fesat karıştırdın. Fesat nedir ya? Ne fesatı? Ben anasının ak sütü kadar temiz bir adamım. Ya böyle bir adama bir ithamda bulunmak çok ayıp Nurhan. Fesat neymiş ya? Sadece birazcık öksürük karıştırdım, o kadar. Merhaba. İhalenin başlamasına ne kadar kaldı? 5 dakika kaldı. Hayrola başkanım? Şifaya kapmış gibisiniz. Ya sorma. Akşam camı açık unutmuşum. Fena üşütmüşüm. İsterseniz ihaleyi erteleyelim. Yok yok. Bir sıkıntı yok. Ben size bir su getireyim başkanım.
İşte kahveleriniz. Buyurun Serpil Hanım. Bırak şimdi kahveyi maviyi Meryem'cim. Şu yüzüğümü bulmamız lazım. Tamam, siz kahvenizi için ben bulurum Serpil Hanım. Sen iç kahveyi, ben şu işi halledeyim. Sen getir kahve içeri. Serpil kız, bir gel, bir gel. Canım çok acele işim var. O işimi halledip hemen geliyorum Kemal'im. Ya iş kaçma ya Serpil, gel ya bir şey soracağım ya. Ha, elini uzat bakayım. Anlamadım. Yüzük parmağına diyorum, bundan da aşılmayacak bir şey yok. Yüzük parmağına bir bakayım. Neye bakacağım? Ya Serpil gazete dedi ki, yüzük parmağı işaret parmağından uzun olanlar daha zeki oluyormuş. Yani analitik zeka anlamında. Ay inanmıyorum yani Kemal'im. Bunca yıllık karının zekamı bununla mı test edeceksin yani? Ne alakası var Serpil? Uzat bir bakayım test edeyim. Doğru mu yanlış mı? Ötekine bakayım. Onu gösteremem. Niye gösteremiyorsun Sebep? Gösteremem çünkü sivilce çıktı. Sivilce mi? Ya yemişim sivilcesini. Ben sivilceden mi çekileceğim yani? Uzat bakayım haberini. Ben kime göstermek istemiyorum? Ben kime göstermesin? Neden göstermek zorunda mıyım ben sana? Niye ben kime rahatsız oluyorum? Allah Allah! Ya bunda bu kadar kısacak ne var ya? Allah Allah! 2886 sayılı ihale kanununa tabi olarak Yeniköy 2. Etap ihalesinde 20 bin metrekarelik toplu konut arsası 25 milyon lira alt limit ve açık artırma yöntemiyle ihaleye açılmıştır. İhalede arsa en yüksek fiyatı veren firmaya satılacaktır. Teklifleri alalım. Efendim 26 milyon teklif ediyoruz. 27 o. ...28. ...29 oldu. 30. Hatta 35. Şşt. Ya ne yapıyorsun sen ya? Fazla açılıyorsun. Abartma bu kadar. Daha karşı taraf teklif vermeden niye fiyat yükseltiyorsun ya? Allah aşkına bir dur Nurhan. Başkanı görmüyor musun? Üst üste öksürdü. Fiyatı arttırın diyor. Arttırın. 33 milyon verdi. 33 dendi. Artırıyor musunuz? 34. Ya biraz düşünseydik ya. Neyi düşüneceğiz Nurhan? Başkan öksürdü ya. Ya arsa gerçek değerini bulana kadar öksüreceğim dedi. Sen merak etme. Arttıracağız, alacağız arsayı. 35 milyon oldu. 35 dendi. Artıran? 36. 37. 38. 39. 40. Efendim iyi misiniz? Hiç iyi değilim. İhaleyi erteleyelim biz. 42. 43. Beyler, başkanımızın sağlık sorunları sebebiyle ihaleye ara verilmiştir. Affedersin. Öğleden sonra saat 15'te ihale devam edeceğiz. Kusura bakmayın ne olursunuz. Sen banyoya baktın mı? Ben kendim ellerini yıkarken oraya bir yere düşürmüştür ha. Vallahi Biricik ilk banyoya baktım. Maalesef orada da yok. Kızlar. Ne oldu? Bulabildiniz mi yedi? Maalesef anneciğim yok. Hii. Anış koca. Eline ne oldu? Ha elim iyi yavrum bir şey yok. Hay anlamıyorum yani. Madem elin iyi niye sargıda? İşte babacığın yüzüğü kaybettiğimi anlamasın diye sardım. Ha, çok akıllıca. Benim aklıma niye gelmedi ki? Neyse kızlar.
Eğer babacığınız öğrenirse bu durumu çok üzülür. Yüzüğü hemen bulmamız lazım. İyi de nasıl anneciğim? Hı? Yani şimdi aslında benim aklıma bir şey geliyor ama... Yani söylersem sizden bir sürü laf işiteceğim ben ya. Yok Meryem'cim söyle çekinme. Yok yok söylemeyeyim ben ya. Valla söylersem yani ne salaklığım kalacak ne akılsızlığım kalacak. Yok 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 söylemeyeyim daha iyi. Meryem'cim söyle şunu. Şimdi bir tane falcı var suya bakıyor kaybolan bütün eşyaların yerini söylüyor ha. Yok artık yani. İnanılır gibi değil Cavide Hanım. İnanılır gibi değil. 2 saat oldu, hala elektrikler gelmedi. Çok özür diliyorum. Siz benim odamda ne yapıyorsunuz? Ay, Mithri Bey, benim odamda elektrik yoktu. Yani ben de acaba sizin odanızda elektrik var mı diye buraya geldim. Şimdi şöyle oluyor Cavide Hanım. Şirketin hepsinde elektrik yok. O zaman ne oluyor? Benim odamda da elektrik olmuyor. Sizin odanız, benim odamım diye bir şey yok. Hep aynı. Ayşe, yani bilgisayarla yaptığım her şeyi elle yapmak zorundayım Lütfü Bey. Yani solitar oynuyorsunuz yani. Hayır, şirkette elektriklerin kesik olması işleri bayağı düşürmüş. Neredeyse şirket batmanın eşiğine gelmiş. Ay, haklısınız. Yani böyle... Elle bir oynamanın hiç keyfi yok. Bilmez miyim? Bilmez miyim? Hayır, aksine Nurhan Bey de yok. Halbuki o kadar güzel bir bilmecem vardı ki kendisine soracaktım. Ama bunu kesin bilemeyecekti çünkü çok zor. Ay çok merak ettim. Bana sorun Lütfü Bey. Size mi sorayım? Sıkıdır soruyorum. Bir havuza 3 musluktan su akmakta. Her gün bir önceki günün 2 katı suyla dolmakta. Havuz 15. gün tamamen dolmakta. Cavide Hanım, kaçıncı gün havuzun yarısı suyla dolar? 18. Şöyle oluyor. 15. gün havuz tamamen suyla doluyor. 18. gün nasıl havuzun yarısı dolar? Ay, şansımı deneyeyim dedim Lütfü Bey. O olmadı. Elektrikler de geldi. Şey yapın isterseniz, çok beyninizi yormayın bu konularla. Soliteri bilgisayardan oynayın gene siz. Haklısınız. Ben de geçeyim şöyle oturayım. Ay lütfen oturun. Rahatınızı hiç bozmayın. Ben de bilgisayardan oynayayım. Yani sana inanamıyorum ya. İhaleyi 43 milyon liraya çıkarttın ya. Suç benim değil Nurhan. Senin suçun. Benim mi suçum? Fiyatı arttıran sen, suçlu ben öyle mi? Aynen öyle Nurhan. Ben seni niye yanıma aldım? Niye aldın acaba? Ya bir şey yaparsam, bir yanlış bir şey yaparsam beni uyar diye aldım Nurhan. Ya başkan sürekli öksürünce ben de tüyo veriyor zannettim, fiyatı yükselttim. Sen o arada beni uyarsana. Adam meğer hastaymış, gerçekten öksürüyormuş ya. Aa, tebrik ederim seni yani. Yine başardın. Zeytinyağı gibi üstüne çıkmaya başardın ya, helal olsun sana. Tebrik ediyorum, bravo. Sağ ol. Ya oğlum bir de pişkinliğe bak ya, utanmadan bir de sağ ol diyorsun ya. Şimdi biz bu işi nasıl düzelteceğiz, nasıl kurtulacağız bu işten? Merak etme, merak etme. Sıfır sıkıntı Nurhan. Allah'tan ihale iptal oldu biliyor musun? Şimdi öğleden sonra daha mantıklı öneriler sunacağız ya. Yalnız bana bak, sakın bu sefer de ihaleye fesat karıştırayım deme. Vallahi bozuşuruz ha. Ne fesatı ya? Senin için fesat. Hadi bin arabaya. Beyler bir dakika. Ne oluyor ya? Geçin lan şöyle. Bir şey konuşmamız lazım sizin. Hay ne oluyor ya? Korkacak bir şey yok delikanlı. Sadece biraz konuşacağız, hepsi o. Korkmak mı? Niye korkayım kardeşim? Allah Allah, sizden korkan sizin gibi olsun. Yani lidere gider, atara atar, alayına gideriz yani. Uçma lan, dur yerinde. Çengerköy hıyarı, sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Asıl sen benim kim olduğumu biliyor musun kardeşim? Bana sarp derler, yedi bela sarp.
Biz yiğidin harman olduğu yerdeniz. Etilerdeniz biz. Etiler çocuğuyuz ona göre, değil mi Nurhan? Saçmalama Sarp, ne diyorsun sen Allah aşkına, bir sakin ol ya. Belki de beyefendi önemli bir şey söyleyecek. Bak, kravatlı arkadaşın anladı. Akıllı adam nasıl da belli oluyor. Bu kravat ipek mi? Beyler, şimdi kulağınızı açıp beni çok iyi dinliyorsunuz. Öğleden sonraki ihaleye girmeyeceksiniz. Tamam mı lan? Ana, bakar mısın? İyi bir şey bak Nurhan. Bizi tehdit ediyor. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz de kimi tehdit ediyorsunuz kardeşim siz? Allah Allah. Estağfurullah beyefendi. Biz ona tehdit demeyelim de tavsiye diyelim ha. Duyuyor musun Nurhan? Çetin ceviz olduğumuzu anladılar ya. Şimdi abi ayağına yatıyorlar ha. Yemezler koçum, yemezler. Haksızlık olmasın beyefendi. Hem biz medeni insanlarız değil mi? Bak oğlum. Hesabını alırım. Üstünü bırakırım, tamam mı? Akıllı olacaksın, akıllı. Saçmalama, ne yapıyorsun abicim ya? Bırak Nurhan, bırak, karışma. Oğlum siz sabah sabah yürek mi yediniz lan? Ha? Benim dalımı kesenin ağacını kökten sökerim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ikileyin buradan, toz kaldırmayın hadi. Bak Sarp, hemen arabamızın yanındayız. Arabamızı atlayalım gidelim, tamam mı? Hadi müsaadenizle. Dur Nurhan dur. Oğlum siz markaysanız etiketinizi ben koyarım. Anladınız mı beni lan? Ha? Sarp oğlum hadi uzatma ya. Siz var ya, eğer burada esiyorsanız ben burada fırtına olurum, fırtına. Ay! Sarp! Hadi ya! Hadi tamam, hadi. Ay! Hadi bakalım. Ya oğlum Sarp bak, bu adamlar hiç tekin adamlar değil ha. Bence hemen polisi arayalım. Ya senin ağzın ne söylüyor Nurhan? Ne polisi ya, ne alakası var ya? Nurhancığım, her şeyi de devletten beklememek lazım yani. Şimdi herkes kendi evinin önündeki mafyayı dövse dünya güllük gülistanlık olur, anlatabiliyor muyum? Tamam Sarpçığım bak, güldük, eğlendik, bitti, tamam mı? Polisi arıyoruz, bu adamları da hemen ihbar ediyoruz, hadi. Ya gerek yok, anlamıyor musun ya? Adamlar benden nasıl korktular görmedin mi ya? Ya bırak tehdit etmeyi Nurhan. Korkularından ihaleye bile gelemeyecekler. Adımlarını atamayacaklar Nurhan. Ya bu arada ben de neymişim Nurhan ya? İki lafımla adamları muma çevirdim ha? Neyse tamam Sarp, uzatma. Hadi sür de eve gidelim. Alın lan şunların plakasını bana. Bulun lan bana hemen şu Çengelköy hüyalarının adresini. Tamamdır abi. Sen bu işi olmuş bil. Kankacığım selam. Kolay gelsin. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay kanka. Bugün nasıl sıcak var bilemezsin. Öldüm, öldüm. Oh, yumurtayı asfalta kır, iki dakika omlet olur vallaha. Buzdolabının soğuk suyu var kanka ya, tal ısırdım. Daha güzeli var. Akşamdan limonata yaptım. Buzdolabında buz gibi. Hadi sen geç balkona, ben sana limonata getireyim. Süper kankam benim, süpersin ya. Vallahi kankam diye söylemiyorum. Şu İstanbul'da eline su dökecek kadın tanımıyorum. Mahmut Bey var ya, öyle şanslı ballı bir adam ki. Senden evlenmiş kankacığım. Vallahi senin gibi karısı olduğu için öbürsünü başına koysun. Hadi sen geç de ben geliyorum. Tamam, hadi gittim. Tamam kankacığım, hadi. Tamam, tamam. Hoş geldin. Ya esnaflık ölmüş Badire, ölmüş. Ne oldu, ne oldu Mahmutcuğum? Ya köşedeki manavdan karpuz alayım dedim. Dedim ki kes de bakayım hani içi kırmızı mı değil mi ne? Kesemezmiş. Ya ben de karpuz sattım.
Ben keserdim bir dilim, müşteriye ikram ederdim. Eğer beğenirse alırdı. Boş ver Mahmutçum, boş ver. Sen git balkonda Fatma ile otur. Ben şimdi size bir limonata bir de karpuz getireyim. Yine mi Fatma geldi ya? Allah Allah, bu kadından kurtuluş yok mu? Demirbaş oldu ya. Ya gelmesin istemiyorum. Ya niye gelmesin Mahmutçum ya? Böyle iki lafın belini kırıyoruz. Sonra bana o neşe veriyor. Ya istemiyorum diyorum. Allah Allah. Allah Allah ya. Karpuzcuya kızıyorsun, sinirini Fatma'dan alıyorsun. O ne o elindeki poşet? Ha, tavla aldım. Hani Dünür'le tavla oynayacağız ya. Bak nasıl, güzel mi? Güzel güzel. Güzel de Fatma'nın gelmesi güzeldi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Yavrucuğum, neden öyle kestirip atıyorsun? Pozitif düşün, pozitif olsun. Ha, anneciğim, Allah aşkına yani şimdi biz böyle toplanacağız, falcıya gideceğiz, üzerine para vereceğiz. Kadın da suya bakacak, bize yüzüğün yerini söyleyecek, öyle mi? Ya Allah aşkına ya, aklı başında kim inanır buna? Ben inanırım. Farkındaysan aklı başında dedim ablacığım. Ya anneciğim, şuna bir şey söyler misin Allah aşkına ya? Hem bana ablacığım aklı başında olmadığımı ima ediyor. Yavrucuğum, sakin ol, sakin. Didişmeyin şimdi. Yavrum, boncuğum, şıp diyelim bir gittik, kadın şıp diye eline koymuş gibi buldu yüzü. Ha? O zaman ne yapacaksın? Özür mü dileyeceksin? Anneciğim, bir, ben o falcıya gelmem. Ya ikincisi, sana da inanamıyorum ya. Hala anlam verebilmiş değilim ya. Kadın bakacak suya, yüzün yerini söyleyecek. Siz de buna inanacaksınız, öyle mi? Lafı eğip bük mü verecek, tamam mı? Var mısın iddiasına? Biz bulacağına inanıyoruz. Ben de diyorum ki... Onu ancak rüyanızda görürsünüz rüya. Var mısın iddiasına diyorum. Bence biz kazanacağız. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz kızlar. Buraları toparlıyorsunuz. 10 dakika sonra dışarıda kapının önünde buluşuyoruz. Ha, Meryem'cim sen de geliyordun. Ha tamam o zaman ben Veysel'e de haber veririm. O arabayı kullanır, bize şoförlük yapar, getirir bizi. Tamam, çok güzel. Ben de hemen çantamı alıyorum, kapının önünde buluşuyoruz. Hadi hoşçakalın. Hadi anneciğim. Sen buraları şey toparlayacaksın. Toplayacağım. Gelmem. Gel. Yani ne koyayım o zaman kapıyorum Biricik ya. Hadi Biricik, hadi. Hadi hadi. Ben toplayayım burayı, siz gidin o zaman. Hayır olmaz, sen de geliyorum hadi. Sen şurayı mı toparlarsın Meryem? Tamam ben de. Ya ne yapıyoruz biz ya? Sen ya Biricik ya hadi. Şefin eline ne oldu senin? Elim. Ay elime. Sen kaynarsa dökül. Nasıl yandı? Ay nasıl şişti anlatamam Kemal'im. Şşş, hadi hadi yürü gidiyoruz hadi. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Doktora gideriz tabii. Haydi. Aa, su döküldü diye doktora mı gidilirmiş canım? Asıl işte bu zamanda doktora gitmek lazım. Kızım şimdi deri yandıysa ayağa kalkar o deri, tamam mı? Doktorun onu alması lazım ki iz yapmasın. Sonra estetik ameliyat olmak zorunda kalırsın. Canım ben ona merhem falan sürdüm. O geçti, iyileşiyor şimdi o. Şefil bak bu iş şakaya gelmez. Aç bakayım abi, bir bakayım. Yemin ediyorum. Aa niye gösteriyormuşum ben bunu? Sen doktor musun Kemal'im? Doktor musun? Ya bir şey yok canım, iyileşiyor. Zaten su kaynar bile değildi, ılıktı. Ya işte abi, benim işim gücüm var, oyalama beni. Aa. Allah Allah, ne var bunda bu kadar kızacak ya? Eylül'e söyledik işte. Ey be! Evet, karpuzlarla limonatalar geldi işte. Gel Fadime gel. Biz de Fatma Hanım'la antrenman yapıyoruz. Hani Kemal Bey'le büyük maç yapacağım ya, ona hazırlık yapıyorum. Pencüse. Efendim, severler güzeli, gencüse. Bak Fatma Hanım, bunları alıyorsun, yemeklerden sonra içiyorsun, tamam mı? Aa Mahmut Bey, benden daha geçiyorsun. Ben baştan söylemişsin sen, ben bu oyunu bilmiyorum diye. Aa, yapma ya. Şimdi şurada tavla oynuyoruz, ne var bunda, mızık çıtık yapma. Ay ben içeri gideyim, kapakanlar bastı. Gidelim elimi yüzümü kem gelin ben, hadi. Yıka yıka, açılırsın belki. Bakıyorum Fatma ile iyi anlaşıyorsun. Amma laf ettin yani kadına. Vallahi Fatma Hanım'ın geldiği iyi oluyor ya. İnsanın içi açılıyor. Oh. Allah. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Cavide Hanım, az geldi. Şöyle alırsak öbürlerinin arkasına sıralayabiliriz.
Hayır, bu saat oldu, Nurhan Bey hala gelmedi. Aklımdaki bilmeceyi sormazsam bu gece uyku uyuyamam. Benim de böyle bir huyum var. Aklıma harika bir fikir geldi Lütfü Bey. Sizin aklınıza mı? Evet. Nurhan Bey'i ben arayayım. Bana mutlaka açar. Açtığında da ben de size veririm. Size bir bilmeceyi sorarsınız. Nasıl fikir? Hay aklınızda bin yaşayın. Ne olursunuz hemen arar mısınız? Arayın, hemen konuşalım. İyi günler Nurhan Bey. Rahatsız ediyorum sizi ama şirketle ilgili önemli bir mesele vardı. Bir saniye. Alo Nurhancığım, ne olursun kapatma. Bilmecem var. Hemen soracağım, kapatacağım. Kısa yani şöyle. Bir havuza 3 musluktan su akmakta. Her gün bir önceki günün 2 kat daha fazla su akmakta ve havuz 15. günün sonunda tamamen dolmaktadır. Nurhan, kaçıncı günün sonunda havuzun yarısı dolar? Ne olursun bunu bul. Hadi gözünü seveyim. Bul da beni ara. Kolay gelsin. Oh, rahatladım. Sordum, rahatladım. Kesin bulur cevabını ve döner bana. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi? Devam edin isterseniz. O gelir mi? Gelirse şuraya mısınız? Deneyin bakalım. Neyse, bu ne kıldık lan? Enişte, nasıl olmuşum? Ne oldun, filaya defçi falan mı oldun, ne oldun? Oh, sen ve senin bu cahilliğin beni öldürecek. Hiç bu bekçi kıyafetine benziyor mu? Tekrar bir ayaktan süz bakalım beni. Vallahi yine hiçbir şeye benzetemedin Neyse. Enişteciğim, övünmek gibi olmasın ama ben şahsen bizzat kendim villaya lojistikten sorumlu ulaştırma genel müdürü oldum. Havucumun ulaştırma müdürü. Şoförlük dese yalan şuna. Yok, başımıza ulaştırma bakanı oldu. Çok mu komiksiniz? He, çok komik. Ben gülmüyorum ama. Ben gülüyorum. Ben hiç gülmüyorum. İnsanın şevkini niye kırıyorsun sen ya? Niye böyle şeyleri ya? İşin gücün var, seninle uğraşamam zaten. Aman efendim, kimler gelmiş? Finlanın en güzel bayanları, hoş geldiniz. Ay Veysel, ne kadar yakışmış şoför kostümü böyle. Çok teşekkür ederim. Benim Serpil Hanım, şoför değil, ulaştırma müdürü. Meryem nereye gı? Yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum Şükrü, ne oldu, bir sorun mu var? Şükrü abi, halletmemiz gereken bir iş var, onu halledip geleceğiz. Ne iş evin? Babişkom'un asla duymaması gereken bir iş. Anişkom dedi ki sakın Şükrü Efendi'ye söyleme çünkü onun ağzında bakla ıslanmaz dedi. O nedenle sana söyleyemeyiz Şükrü Efendi. Tamam canım. Hayırlı yolculuklar size. İyi günler. Bir çaplatacağım kenarını sınavı işte. Hoş geldin Nurhan, nasılsın ya? İyiyim, senden ne haber? Sağ ol, teşekkürler. Hayırdır lan? Ayağında fıtık mı oluştu, ne oldu, niye böyle yürüyor? Ne alakası var Şükrü? Dayı dayı yürüyorum ya. Kabadayı kabadayı yürüyorum. Yan yan yengeç gibi yürüyorum. Anlamıyor musun ya? Ha, kabadayı kabadayı yürüyorsun. Eşeklik dedi. Ben anlayamadım. Kabadayı yürüyeceğim.
Yazdım Zeynep'e. Buradasın. Hadi. Hadi. Bütün kabadayılar kabadayılıktan vazgeçecekler vallahi. Ana bu ne yarattık ki? Efendim ben Mahmut Kemal'i oyun parkına götürüyorum. Olmaz. Torunun dedesine öpücük vermede bir yere gidemez. Gel bakalım kerata. Gel bakalım lan. Hadi bakalım. Hadi gidin. Hadi gidin. Hadi. Kerata. Evet yavrum, 2-6. Evet, çaylar geldi. Buyur Mahmut Bey. Al canım, buyur. Güle güle, tepe tepe kuzular. Senin bunlar. Ya bana bak Fatma Hanım, sen zar mı tutuyorsun ya? Şşt, asıl sen bana bakayım. Ben kumarbaz mıyım ya? Çığlığını savaşacaksın zaten. Ben bu oyunu tam bilmiyorum dedim sana, Allah Allah. İyi ki bilmiyorsun ya. 4-1 galipsin. Bir de bilsen ne yapacaksın acaba? Kabahatım. Niye kabalaşmaya başladın? Ne olacak işte? Kabasın işte, kabasın. Sen böyle mızıklanırsan ben bu oyunu oynamam arkadaş. Oynamasan oynama ya. Gel gider. Elim yüzümü yıkarım. Abi kadar basın yine. Allah Allah. Kaba adam. Kabasın işte. Kaba kaba kaba. Aman be. Sıkıştı mı gidiyorsun? Mahmut. Hani aranız iyiydi. Ne oldu? Badire. Bu Fatma var ya. Bir daha bizim eve gelmeyecek. Aa. Niye gelmiyormuş? Seni yendi diye mi? Ya nereden çıkarıyorsun ya? Bu eve gelmeyecek o kadar. Allah'ım ya. Çocuk gibisin Mahmut ya. Of ya of. Buyurun hoş geldiniz. Ne için gelmiştin? Hayır yani siz suya bakıp her şeyi biliyormuşsunuz ya. Neden geldiğimizi bilin artık ama değil mi? Yalnız yanlış kişiye laf soktunuz. Ben falcı değilim yardımcısıyım. Pardon, öyle mi? Siz kardeşimin kusuruna bakmayın. Kendisi biraz ukaladır da. Biz anneş kocuğumun yüzüğü kayboldu da onun için geldik. Kendisi şu anda seansta. Siz lütfen böyle oturun. Ben sizi sıranız gelince çağıracağım. Tabii. Buyurun, buyurun. Geç, geç. Meryemciğim. DSL'e söyle boşuna burada beklemesin. Belli ki bizim işimiz biraz uzayacak. Tamam. Ben onu hemen arıyorum. Tamam. Hayır yani ebe kadın doğuma gideceğin halde niye falcıya gelirsin ki? İnanmıyorum. Ay biricik ya. Belki bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için gelmiştir hayatım. Biraz mantıklı ol lütfen. Rüyam sen eğer biraz mantıklı olursan bebeğin cinsiyeti zaten 4. ayda ultrasonda belli oluyor. Ne diyorsun? Evet canım ya teknoloji çok gelişti. Valla babacığım, akıllarınca adamlar bize lolo yapmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim, ihaleye girmeyecekmişiz. Bak şey terbiyesizleri. Onlar kim ki bizim ihaleye girmemizi engelleyecekler ya? Ha bak polise haber verseydiniz. Valla baba ben de aynısını söyledim. Dedim arayalım polisi, gelse paketlesinler bunları. Sarf istemedim. Ha telefonu elimden aldı ya. Bir sebep? Olmaz baba, gerek yok. Gerek yok yani. Polise hiç gerek yok, ben Nurhan'a da anlattım. Şimdi her şey de devletten beklenmez anlatabiliyor muyum? Herkes kendi evinin önündeki mafyayı döverse bu şekilde dünya kurtulup pırıl pırıl olur yani. Helal zarf. Ya evladım ne biçim konuşuyorsun sen? Bu herifler mafya ya. Adamların ellerinde silah çeker vururlar adamı ya. Aslında o da doğru ama. Babacığım adamlara bir atarlanmışım. Dedim ki ulan lafa gelince besersiniz. İcraata gelince pamuk şekersiniz. Anlatabiliyor muyum? O anda saygıdan hazır oldu durdular. Hadi ya. Vallahi Nurhan şahit. Anlatsana Nurhan.
Hakikaten doğru söyle baba. Ben Sarp'tan niye bu kadar korktular anlamadım ama hani ciddi. Ben tırstılar Sarp'tan yani. Vallahi baba pek belli etmem ama benim de bir deli damarım vardır yani. Kafamın tası attım kralını tanımam böyle. Tabii benim ne kadar psikopat olduğumu görünce adamlar tırstılar doğal olarak. Evet Sarp. Adamın devisi. Abi, adres burası. Demek adres burası. İyi. Madem buraya kadar geldik, şunlara bir ayar çekelim. Vallahi babacığım, alttan aldık yeteri kadar, bundan sonra herkes ederi kadar. Anlatabiliyor muyum? Yalnız adamın kulağına bir fiske yapıştırmışım. Yemin ediyorum süt dökmüş kediye döndü. Allah Allah ya. Nasıl olur bu Nurhan ya? Baba biliyorum inanması zor ama doğru diyor. Allah Allah. Tabii babacığım şimdi bir baktım bunlar üzerimize doğru geliyorlar. Böyle hafif bir durum değerlendirmesi. İlk gelene dirseği bir çaktım o zaten iptal baba. Bir baktım diğeri geliyor buna ne yapılır? Böyle bir döner tekme. Aynen mavi ekrana döndü adam. Abi. Ayağına sarı zarfım. Bir dakika. Yalnız ben böyle bir şey görmedim. Görmezsin zarfım ha. Çünkü o kadar korkmuştun ki bir şey görecek halin yoktu. Yalnız baba ben bunları bir durdum anlatamam sana yani. Anlat. Ben de merak ettim. Nasıl dövdün bizi? Allah Allah. Siz nereden çıktınız kardeşim? Bela mısınız ya? Ecelinize mi susadınız siz? Kes lan. Hani arkamdan konuşup beste yapıyorsun ya. Şimdi yüzüme konuşacaksın. Düet yapacağız sizinle. Şabah ya. Sen zarfın dayağının bağımlısın adın herhalde ha. Dayağın yemeden duramıyorsun. Sizin evlere servisiniz var. Zarfa söyleseydiniz o gelesi bir güzel düetti. Kimsiniz kardeşim siz ya? Böyle elinizi kolunuzu sallayarak evimize geliyorsunuz. Eşkıya mısınız lan siz? Biz kimiz? Hani ben de diyorum ki buraya gelmişken şu yarım kalan konuşmamızı tamamlayalım. Çocuklar bir bakın bakalım. Bu arada neresi müsait? Nerede rahat rahat konuşuruz bunlarla? Şurada bir havuz var abi. Eğer olur derse. İyi orası olur. Alın götürün bunları havuza. Havuz mu? Havuz diye bak. Bravo. Gerçekten. Yani şurada sıcaktan bayılana kadar gideriz havuzun kenarında güzel güzel konuşur, sohbetimizi yaparız. Bravo, çok güzel. Buyurun. Hadi lan alın bunları götürün havuza. Nereye götürün? Bir dakika. Allah. Düşmeyin, bir şey olmaz. Tutuyor beni ya. ne oluyor yani? Nedir yani bunu? Ne oluyor ki? Ya kardeşim siz bizi niye bağlıyorsunuz ya? Efendim ben gerçekten eli bağlı yüzemem. Ben kurbağalamayı çok iyi yüzüyorum da. Şimdi elim bağlı olduğu zaman hiç yüzemem. Çıksanız yüzerim efendim. Şükrü susmazsam ben seni boğacım ha. Ama efendim siz Karadeniz çocuğusunuz. İzleyebilirsiniz, her türlü izleyebilirsiniz ama ben öyle değilim. Ortağın çocuğum ben ya. Şükrü sus kesin lan. Artık burada ben konuşacağım. Siz sadece cevaplayacaksınız. Birinci soru. Söyleyin bakalım beyler. Okul hayatınızda matematiğiniz ne durumdaydı? Peki benim. Ben bankacıyım. Benim iyiydi. Yani demek ki iyiydi. O zaman doğru yoldayız. Size şimdi bir havuz problemi soracağım. Çözeceksiniz. Bir musluk bir havuzu 9 saatte dolduruyor. 3 musluk aynı anda bir havuzu kaç saatte doldurur? Bakın burayı çok iyi dinleyin. 4 salak kaç saatte boğulur? İnanmıyorum ya. Böyle şakacı, hazır cevap mafyalar sadece filmlerde olur sanıyordum ben. Ne diyorsun ya? Şimdi şöyle, bir musluk bir havuzu 9 saatte dolduruyor.
3 musluk, 1 havuzu kaç saatte doldurur ve 4 salak kaç saatte boğulur. Şimdi 3 musluk oldu mu 3, 6, 9. 9 bölü 3. 9 da 3, 3 kere var. 3 kere, 3, 1, 3 kalıyor. Yani 3 tane şey, musluk bir havuzu 3 saatte boşaltıyor. Demek demin buldum. 4 salak 3 saatte boğuluyor. Sus salak Şükrü, sus. Şimdi ağzını yırtacağım, ben seni boğacağım buradan. Evet, yanlış bir şey yapmadım, gidişelim falan doğru. Şimdi bir musluk diyor, bir havuz 9 saatte diyor. 9 bölü 3. 9'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. Değil mi efendim? O zaman 3 tane musluk... Şükrü, sus. Sustum, tıp tam tıp. Hay Allah razı olsun. Biraz serin gezecek. Ay ne zaman alacaklar acaba bize? Ne oluyor yavrucuğum? Anne, okuldan Ayça sürekli falcılara gidiyor diye ben dalga geçerdim. Onun da şimdi beni burada görürse rezil olurum. İyi de biz niye yüzümüzü kapatıyoruz o zaman ya? Ayrıca bizi tanımıyor ki. Siz öyle sanın. Ya nasıl tanımıyor? Bize kaç kere geldi hatırlasanıza. Ay, hay eğer bizi görürse Kemal'imin kulağına gidebilir. Başka tarafa oturuyoruz. Buyurun, buyurun oturabilirsiniz. İyi günler. Ne günler? Bugün de çok sıra var galiba. Siz ne zamandan beri bekliyorsunuz? Bir saat olmuştur. Hanımlar. İçeri geçebilirsiniz, sıra sizde. Bize mi diyor? Bilmiyorum ki. Hanımlar. Bize mi diyorsunuz acaba? Evet, size diyorum. Geçebilirsiniz. Bize diyormuş. Aklını söyleme. Çok özür dilerim, pardon. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Dakikada su bu seviyeye geldiyse 3 saatte çok rahat dolar bu. Benim hesap doğru yani. Şükür sus. Eğer susmazsa ben boğacım seni ha. Sen zahmet etmeyin zaten 3 saat 5 dakika sonra havuz beni boğacak. Ya arkadaşım ya nedir bu ya? Siz ne yapmak istiyorsunuz ya? Ha? Yeter be! Yeter! Sinirlendirmeyin beni! Sözü çabuk sözü yerlerim vallahi fena yaparım sizi parça pisik yaparım ha! Ulan salak herifler! Ben size ne dedim? Hem de efendice dedim, değil mi? Beyler, bu ihaleye girmeyin. Bu iş benim işim, dedim mi? Ama siz ne yaptınız? Beni kendi dilimden konuşturmak zorunda bıraktınız. Hadi bakalım. Şimdi biraz da havuz sefası yapın da aklınız başınıza gelsin. Gerizekalılar! Ya inanamıyorum şu düştüğümüz duruma bak ya. Kuşaklar, bana bakın. Ha bu zincirlerden bizim kurtulmamız lazım, tamam mı? Böyle acık kıpraşın bakalım gevşetebilecek miyiz onu? Haydi.
Yok baba ya, oynamıyor. Artık nasıl bağladılarsa milim kıpırdamıyor ya. Bravo, vallahi bravo. Tahsil ettim adamları. Gemici düğümüyle bağlamıştır, biliyor musun? İşte ben böyle işimi, sorumluluğunu bile, işini güzel yapan adamları hastayım. Çok tahsil ediyorum. Memlekete böyle adamlar lazım. Şu eğer susmazsan, havuzun seni boğmasına fırsat vermeden ben boğacağım seni ha. Demek kötü bir şey mi söyledim işim? Buraya kayıp bir nesneyi bulmaya geldiniz. Hatta bu nesne bir yüzük. Ay inanmıyorum ya. Resmen bildi. Ay nasıl da bildi ya. Gördün değil mi Biricik? İyi de geldiğimiz zaman yardımcıya neden geldiğimizi söylemiştik hatırlarsanız. Ha doğru. Sessizlik. Bakalım bu su bize neler söyleyecek. Sizler, her biriniz evlisiniz değil mi? Ay, resmen bildi işte. Ay tabii ya, biliyor yani, ben demiştim ya, bu falcı çok iyi bir falcı yani. İyi de bunu da bilmeyecek ne var, farkındaysanız hepimizin parmağında alyanslarımız var. Ha evet, benim de alyans var da işte öbür parmaktaki şey yüzüm şey oldu. Yok kuşaklar. Böyle olmayacak bu işte. Bu zincirleri bir an önce gevşetmemiz lazım bizim. Ya sularda giderek yükseliyor. Ben daha çok gencim, ölmek istemiyorum. Durun durun hemen panik yapmayın. Bir çıkış yolu bulacak ya. Pozisyon değiştirmemiz lazım ya. Ya pozisyonumuzu değiştirmemiz mümkün değil babacığım. Adamlar paket yapmışlar bizi. Hayır hiç olmazsa ayaklarımızı bağlamasalardı. Bağlamasalardı hiç olmazsa ayağa kalkardık. En azından 4-5 saat daha ayakta durabilirdik de. Mümkün değil efendim. Problem çözdüm de be. 4-5 saat süresi mümkün değil. Yani toplam bir saat içinde havuzlanacağız yani. Çıkış yolu bulmamız lazım ya. Birilerini aramamız lazım. Telefonlarınız yanınızda mı? Maalesef baba ben salonda bıraktım ya. Benimki de şansla kaldı. Şükrü. Nerede efendim? Vallahi bizim bu cingil alıyor telefonu, oyun oynayacağım diye bir daha evimde almak mümkün değil ya. İşte bu çok kötü oyun. İmdat! Duran! Duran ne yapıyorsun ya? Bağırıyorum sen, duymuyor musun? Belki birinin sesimiz duyardı gelir bizi kurtarır diye bağırıyorum. Uşak doğru söylüyor. Bağırın, bağırın. Kimse yok be! İmdat! Şükrü, sen niye bağırmıyorsun? Benim aslında bağırım, çok da iyi bağırım. Yani sesimin oktavı çok yüksektir. Yani bu oktavdaki ses bir ben tatlı sesimdi, mahsul kırmızı gibi. Üçüncüde ben geliyorum aslında, çok iyi bağırdım. Ne anlatıyorsun sen ya? Bırak kendini övmeyi. Madem oktavın o kadar yüksek, bağır da beni gelsin kurtarsa bizi ya. Ben bağırsam da bir işe yaramaz ki, evde kimse yok. Nasıl ya? Sepile kızlar nerede? Gittiler onlar. Bir dakika. Meryem Hanım izi değil mi? Meryem de onlarla gitti. Beşer! Neyse de şefer yaptılar, o da onlarla geçti. Dadı, evet Mahmut Kemal'in dadısı. Dadı! Yok. O da aldı Mahmut Kemal'i oyun grubuna götürdü. Bir dakika buldum, Junior! Junior buradaysa kesin bizi kurtarır. Ya! Junior da arkadaşlarıyla oynamaya gitti. Hadi böyle, bittik biz. Vallahi bitti. Çok aydınlık görüyorum hanımlar. Adeta hanelerinize ay doğuyor. Ay inşallah. Bir şey soracağım da artık şu klasik falcı laflarınızı bırakıp müziğe odaklanır mısınız? Of, bu gittikçe yükseliyor ya. Nefes sesi. Bir telefon.
sesi geldi. Ha. Uşaklar, kimde telefonda? Ne sesi bu? Ha. Benden geldi efendim. Şu firmaları veriyorsunuz değil mi? Harbi mail yolluyorlar. Bizim yasaklandı dediler. Nasıl bir yasaklama bu? Mütemadiyen devamlı iyi mail geliyor. Vallahi şikayet edeceğim gerçekten. Bir susun ya. Niye susayım ya? Ya kötü bir şey mi söyledim? Tamam bırakayım akşama kadar çalsın. Ya Şükrü madem telefonum var niye söylemişsin ya? Şimdi çocuk demek ki o yazdıktan sonra elime tutuşturdu. Ben diyeceğim mi koydum farkında değil mi ya? Allah aşkına susun. Ya Şükrü birini ara da gerçek kurtardı bizi ya. Evet doğru söyle çabuk ara çabuk. Evet mümkün değil efendim. Birisi yardımcı olsa bana şey... Tamam dur ben sana yardım edeyim Şükrü. Sakın otur bir yerde otur. Bir dakika niye ya? Ya Nurhan şimdi nasıl söylemeli evladım alınma ama yani bizim buradan birine ulaşmamız için telefon bizim için acil bir şey yani. Sen biraz yani nasıl demelisin ya? Baba dur izin ver de ben söyleyeyim. Nurhan sen sakar bir adam olduğun için şimdi o telefonu suya düşürür. Tamam ne yapmak istiyorsanız yapın bana ne dokunmayacağım tamam mı? Ne istiyorsanız onu yapın. Cemal sen biraz daha cebime doğru. Çık. Aman suya dinlesin. Ya efendim şöyle bu tarafa doğru tutun da sesle arama yapayım. Meryem! Ana! Şükrü arıyor. Sakın açma Meryem. Fatih'e geldiğimizi duyarsa vallahi dediğini bırakmaz. Ay peki önemli bir şey varsa? Ay Meryem Şükrü efendi ne zaman önemli bir şey söyledi ki Allah aşkına? Doğru ya. O zaman ben meşgule alayım değil mi? Meşgule aldım. Allah Allah. Meryem meşgule düşürdü ya. Ne oldu Şükrü lan? Niye düşürdü ya? Küs müsünüz? Nesiniz? Yo yeni barıştık ya. Ya tamam Şükrü efendi hemen vereceği ara. Hadi. Vereceği hanım. Daha anne Şükrü abi beni arıyor şimdi. Meşgule düşür. Tamam anne ya. Bizi kanı da meşgule düşürdü ha. Allah Allah ne oluyor bunlara ya? Çabuk Serpil'i ara. Serpil hanım. Hay Allah ne der? Allah Allah. Şimdi de beni arıyor. Efendim vallahi inanmayacaksınız ama Serpil Hanım da meşgule düşürdü ha. Allah Allah inanmıyorum ya. Ya Şükrü ver şu telefonu. Uyuyamı arayacağım ben. Şöyle bak. Elim burada. Tamam. Bir şeyle diyor atayım sen tut tamam mı? Ha. Atayım. Nasıl ya? Bak atacağım kalk. 1, 2, 3. Al ulan. Bu nedir ya? Nerede bu adamı gitti? Düşündüm geçti geldi. Selam hanım ya. Ulan ben sizin elinizin ayarına var ya. Ha? Oh çok iyi oldu. Ha telefonu düşüren sen. Sakar ben Sarp Efendi. Bir milyon da kız var ya. Şükrü niye fırlatıyorsun ya? Şöyle elime ne diksin ya? Hay. Paranın para olduğu zaman 700 kağıt saydıydım ha. Ya Şükrü. Biz burada can derdine düşmüşüz. Sen parayı sen mi yapaydın lan? Ya efendim manevi değeri yükseklenmiş. Yok artık ya. Çalışmıyor mudur ya? Hürriyap. Allah Allah. Şükrü Efendi hepinizi aradı. Beni niye aramıyor ya? Polis! Al bunları! Al! Bir dakika. Ne oluyor ya? Hayır ya! Polis! Ne oluyor? Anne polis!
gizli? Ben anlamıyorum ki. Hayır şey ya. Hayır. Anlamıyorsunuz ya. Hayır ya ya. Biricik. Hadi bizi burada gördüğünü kimse söylemiyorsun tamam mı? Haydi haydi. Sırsın. Haydi. Hepsinin suçumdur ha. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden öleceğiz. İş mi bu? İş mi bu? Hadi oradan be. Ne oldu yani? Ben mi suçlu oldum şimdi? Evet sen suçlusun. Bir de konuşuyorsun ya. Sen bulmadın mı arsayı? He? Bu arsayı alalım dedin. Üçüncü havalimanına yakın dedin. Kat kat artacak dedin bunun fiyatı. Bir dakika sen. Bu arsayı sen bulmamış mıydın? Şey oldu. Ben bulmuştum duydu da. Sonra Nurhan şey olunca şey yapmak zorunda kaldık babacığım. Onu... Tamam evladım kendini yorma ben anlayacağımı anladım zaten. İmdat! Cemal Bey, şimdi hatırladım. Ben Dünya dedim ki benim oğlana. Oğlum dedim çok güneş var tepeye geçer dedim. Yarım saat oyuna gel dedim. Biraz sonra gelir kurtuluruz. İnşallah şükredin inşallah. Junior! Efendim Mert. Penaltı atışalım mı? Olmaz babama söz verdim. Yarım saat sonra geleceğim. Kız arıyor tutar. Gazozu ne yapalım? Tamam ama ilk dönemi sen geçeceksin. Tamam. Zaten yemeğimi rahmetim ya yavrucuğum bakın. Şimdi şöyle bir durum var. Hani burada kesinlikle bir yanlış anlaşılma var bir kere. Çünkü biz öyle fahacılara falan giden insanlar değiliz yani. Evet kesinlikle. Biz zaten oraya adres sormaya gittik. Şekerim. Ya, evet. Hanımlar birazdan ifade uzanacak. Ay çok seviyorum sen ya. Biricik. Hani sen fahacılara medyumlara inanmazdın. Bir de ben geliyorum diye laf atardın. Ayşe'cim hala inanmıyorum. Ben falcının yalan söylediğini ispat etmek için geldim. Tabii inandım. Bak. Ayşe'cim. Yavrucuğum. Ama bizi falcıyla gördüğünü kimseye söyleme olur mu? Kemal'imin kulağıma giderse çok üzülür. Ay evet Ayşe'cim. Sakın bizi falcıda gördüğünü söyleme tamam mı? Nezarethanede falan gördüm dersin. Merak etme Serpil teyze. Hiç kimseye bir şey söyleme. Ay Serpil Hanım ya. Ya ben gerçekten çok özür diliyorum ya. Bütün bunlar benim yüzümden sizin başınıza geldi. Yavrucuğum sen niye özür diliyorsun? Sende ne alakası var çocuğum? Hem ayrıca durmaması hiç de kötü sayılmaz. Akışına bırakın. Nesi kötü sayılmaz Allah aşkına anneş kocuğum ya? Başımıza daha kötü ne gelebilirdi acaba? Hani Junior gelmedi? Ha, Şükrü Efendi nerede kaldı bu çocuk? Bilmiyorum ki oyuna daldı herhalde. Gelmedi işte. Yaktın bizi Junior yaktın. Neyse önemli değil. Efendim Mehmet'e iş buyurmuştum. İş yapmaya geleceğim. O gelince bizi kurtarttınız. Hay sen yaşa Şükrü. Nasıl yani? Şimdi bir iş peşini sen Mehmet'e mi yaptırıyorsun Şükrü? Yok ona ne şey yapar mıyım efendim? Öyle bir şey ben. Ben anlayacağım anladım Şükrü. Ben sana iş buyuruyorum sen de gidiyorsun başkasına buyuruyorsun ha? Hayır efendim iş bildiğiniz gibi değil. Yani sağlık problemlerinden dolayı efendim. Benim yan çapraz en bağlarda biraz zedelenme var biliyor musunuz efendim? Ben sakatım. Eğer şimdi ben bunun üzerine iş yaparsam yani bahçıvanlık hayatım çok kısa sürebilir. Kes Şükrü kes! Ha bu Badire'yi atlatalım ben sana yapacağımı biliyorum. Ya babacığım haklısınız ama olaya bir de şu açıdan bakın. Şükrü Efendi Mehmet'e iş verdi. Bu sayede Mehmet de hayatımızı kurtaracak. Hey konuş dur hanım konuş Allah aşkına konuş. Planı buldum hayatım. Hamile kadının yerine geçeceğiz. Buradan kaçacağız. Kaçma. Memur hanım kadın doğurmak üzere. Ne olur artık. Ambulans!
de temiz havlu, sıcak su ve makas getir, ne olur mu? Çabuk. Allah'ım ne oluyor ya? Ama çok korkuyorum. Hayır, korkma. Sakin ol, sakin oluyoruz. Hayır, derin nefes alıyoruz. Burnumuzdan alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz. Sakin ol, sakin ya. Yedim ya, abi inanamıyorum, şansa bak ya, kadınlar telefonlarını meşgul almıyor. Mehmet de bizi duymuyor. Mehmet! Bir dakika. Abi bizi duyamaz ki, kulaklık var kulağında, müzik dinliyor. Ya tam müzik dinlemenin zamanı mı buydu ya? Allah'ım yarabbim, ben kimi tavırla kışladım da başımıza bunlar geldi ya. Ferhat bu zehirde mahiran sizi de duydu. Evet oldu. Maşallah yanılar değmesin. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Ay ne çabuk bir de erkek çözüyor maşallah. Hanımlar, sağlık görevlerine bir müsaade edelim. Tabii. Aman buyurun. Ya geçiyoruz. Ay ne tatlı benim. Ay bayıldım ya. Belli oldu ki burada kurtuluş yok. Yolun sonu buraya kadarmış. Hadi hepiniz hakkınızı helal et. Helal olsun babacığım. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun uşum, helal olsun. Ama böyle olmaz ki. Ben bu şekilde ölemem. Ölmek için çok zenginim ben. Ben de ölmek istemiyorum. Daha tarafta alacağım. Çok. Bahşiş var, ödemeyen. Benim için de çok erken. Daha Mahmut Kemal'e doymadan, Biricik'e doymadan nasıl öleyim? Çok erken. Nasıl erken ya? Sizin için erken de benim için normal mi? Adamın tepesini taşı attırmayın ya. Yok. Benim bu uykusaya ilk ben gideceğim herhalde. Keşke zamanında diyor basket oynayaydım. Vallahi 10 dakika daha fazla yaşardık. Ya iyi ki zamanında basketbol oynamışım. Hiç belli olmaz ha.
Bakarsın uzatmalar da kefeni yırtarız. İmdat! Görüyorum lan. Neredesin Şükrü? Şükrü efendim. Gitti. Lan o kadar kimdi ya? Deme ya Şükrü. Allah da seni aklına affetsin. Sen, sen. Sen. Baba. Sırf da gitmiş. Deme ya. İlk tek işimiz mi kaldık yani Nurhan? Nurhan. Nurhan. Nurhan sen de mi gittin? Bak yeter artık ne olur ya, babamın verdiği yüzüğü bulacağız diye başımıza gelmeyen kalmadı. Bak ne yapalım biliyor musun? En iyisi gidelim ve babama her şeyi itiraf edelim. Ay babacığım çok üzülecek. Ama bir yandan da haklısın yani, bu yaşadıklarımızdan sonra gerçeği söylememiz lazım. Yani aslında kızlar bak benim aklıma ne geliyor. Şimdi Nişantaşı'nda çok iyi bir medyum varmış. O böyle kaybolan eşyaların hepsini... Hayır tabii ki, asla tabii ki. Bir daha medyum lafı duymak istemiyorum Meryem'ciğim. Tamam yani ben öylesine şey... Öylesine falan değil, hiç söylemiyordum. Hemen Veysel arıyorsun, gelip bizi buradan alıyor. Hadi. Anişkocu, senin yüzüğünün çok benzerini bulsak. Babuş komu anlamaz bence. Ay doğru söylüyorsun, yapabilir miyiz acaba böyle bir şey? Yani bence denemeye değer. Ne kadar mısın anne? Hadi yürüyün, hadi. Çalsın işte, ara sen bir yandan. Allah. Bu cehennem de bizim bahçeye ne kadar benziyor ya. Sarp. Yo. Hayır Nurhan benim yanımda olduğuna göre yani cehennemde olamayız. Acaba cennete mi gittik? Yo. Cennete de olamayız. O zaman neredeyiz biz ya? Ölmedik uşağım. Ölmedik, yaşarız ya. Yaşıyoruz baba ama... İyi de bizi kim kurtardı? Allah! Allah! Sizi ben kurtardım beyefendi. Sen? Yok artık. Lan nasıl ya? Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Evet babacığım, biz ihaleye giderken beyefendiyle yolda karşılaşmıştık. Beyefendinin lastiği patlamıştı. Sarp'ın stepne lastiğini beyefendiye vermiştik. Ben de hem stepne lastiğini getireyim hem de bir teşekkür edeyim diye geldim. İyi ki de gelmişim. Kardeşim ya. Allah razı olsun senden ya.
Hayatımızı kurtardın sen bizim ya. Vallahi seni Allah gönderdi ya. Vallahi yiyecek daha çok kuru fasulyem varmış. Allah senden razı olsun biladim. Görüyorsun değil mi Sarp? Yeryüzünde yaptığın bir iyilik dolaşır, eninde sonunda sana geri döner. Sarp, hayatımızı yaptığın iyiliğe borçluyuz. Allah aşkına Burhan, kamu spotu konuşma ya. İkinci hayatımın bari bir keyfini yaşayayım ya. Bir dakika uşakla, bir dakika. O mafya bozuntularına derslerini vermeyecek miyiz yani? Bırakmayalım efendim. Gerçekten bırakmayalım. Onların da ellerini, kollarını, ayaklarını bağlayalım. Havuza soralım. Havuz problemi soralım onlara. Saçmalama Şükrü. Saçmalama. Biz mafya mıyız ya? Sat Murat. Buyurun babacığım. Tamam. Hemen üstünüzü başınızı değiştirirsiniz. Karakola gidiyorsunuz. İfade verirsiniz. O mafya bozuntularında şikayetçi oluyorsunuz. Tamam mı? Tamam babacığım. Bir dakika. Vallahi de buldum, billahi de buldum. Nasıl? Ne buldun ya? 14. gün. 14. gün nedir ya? Bilmecenin cevabı. Bilmece mi? Ne bilmecesi ya? Ha Münir Bey'in sorduğu bilmecenin cevabını buldum. Bir havuzu 3 musluktan su akmaktadır. Ha. Her gün bir önceki günün 2 katı su akacaktır. 15 günde havuz tamamıyla suyla dolmuş olacaktır. Kaçıncı günde? Havuzun yarısı dolmuş olur. Her gün sular bir önceki günün 2 katı dolduğuna göre, 15. gününde havuz dolduğuna göre bir önceki gün havuzun yarısı dolmuş olur. Vallahi hakikaten çok değişik bir insansın Nurhan ya. Ya biz burada canımızın derdine düşmüşsün. Sen bunu mu düşünüyorsun Nurhan ya? Of. Ay, gidelim ya benim. Hadi. Ay kızlar, ya babacığınız bu yüzüğün o yüzük olmadığını anlarsa? Anneciğim sen demedin mi bu yüzük kaybolan yüzüğe çok benziyor diye? Tamam benziyor ama işte şimdi anlarsa diye korkuyorum. İmkansız, merak etme, anlamaz anneş kocuğum. Sen ha bu yüzüğü kuyumcudan alırken bakmadın mı buna ya? Efendim paketin içindeydi. Paketin içine bakmak yakışık almaz diye hiç bakmadım efendim. Ya bunu temizlesin diye kuyumcuya verdik ama bu herif sanki bu işi kıvıramadı gibi ha? Ya tertemiz olmuş. Çok şık olmuş. Anneannesinin yüzüğüydü değil mi efendim? Vallahi hiç benzememiş yani. Tertemiz olmuş. Değişik bir yüzük gibi olmuş. Öyle mi diyorsun yani? Aynen öyle efendim. Serpan'ın görse bunu hayatta tanımaz valla. Ay kızlar eski yüzük eskiydi ya. Yani kirliydi. Şimdi bu pırıl pırıl parlıyor. Tamam Serpil Hanım bakın siz rahat olun. Biz villaya dönelim ben onu halledeceğim. Kemal Bey arasındaki farkı anlamayacak bile valla. Bende merak etmeyin yani. Ya Şükrü, Serpil yıllardır bu yüzüğü takar. Lan bir kere de aklına gelmedi ki bunu kuyumcuya götüreyim de temizleteyim. Ben de baktım banyoda duruyor, unutmuş onu. Aldım götürdüm kuyumcuya temizlettirdim. Ne kadar iyi etmişsiniz efendim. Merhabalar. Merhabalar uşaklar. Şipa bakın, ne yaptınız o meseleyi, o mafya bozuntularını polise şikayet ettiniz mi? Ettik babacığım, ettik. Bildiğimiz ne varsa anlattık yani. Evet baba, yani savcılıktan arama izni çıkar çıkmaz hemen adamları yakalayacaklar. Aferin. Bu da size ders olsun. Nedir öyle lan? Bir mafya mufya işleri, gıllık işli işler. Uğraşmayın onlarla. Baktınız biri size dayılandı, hemen gidip polise şikayet edeceksiniz. Duydun değil mi sen? Duydun baba. Evet. Anneciğim bak göreceksin. Babam farkı anlamayacak. Rahat ol. Umarım öyle olur yavrucuğum. Serpil. Hı? Neredeydiniz siz ya? Biraz işimiz vardı Kemal'in. İş mi? Ne işiymiş bu? Özel bir mevzu. Sen bir şey mi diyecektin? Şey diyecektim Serpil. Bu senin yüzün nerede?
Hani bu benim anneannemden kalan aile yadigarı yüzük. Ne oldu ki? Niye? Neden sordum babacığım? Ya ne oluyor size ya? Size mi sordum? Aranızda konuşurum. Serpil? İşte burada. Emin misin Serpil? Tabii ki eminim. Hay yani babacığım öyle bir şey söylüyorsun ki annemin tatlı yüzü annemden bağ mı yiyebileceksin? Yani yıllardır parmağında olan yüzük o bilmeyecekti. Kim bilecek Allah aşkına yani. Yani Serpil bu benim anneannemden kalan aile yadigarı yüzük. Öyle mi? Evet. Peki bu yüzük ne? Aha. Nereden çıktı o? Banyoda duruyordu. Baktım çok yıpranmış. Ben de kuyumcuya götürüp temizlettim. Ay o yüzüğü sen mi almıştın? Fena mı ettim ya? Temizlendi işte de. Ay Kemal'im ben o yüzüğü bulacağım diye başıma gelmedi. Kalmadı. Ay sen mi? Bir şey oldu. Ay fakir olan.